<laughs> Son günlerde adını Artvin Cerattepe'de kurmak istediği altın madeniyle duyduğumuz ve yöre halkının direnişiyle karşılaşan Cengiz Holding yeniden gündemde. 3. Havalimanı, Ankara-İstanbul Hızlı Tren, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali. Türkiye'nin en büyük rant ve enerji ihalelerinde onun adını görmek mümkün ancak Holding en çok da 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarında Mehmet Cengiz'in millete ettiği küfürle halkın hafızasında yer etti. Holding AKP döneminde 200 milyar dolara yakın devlet işi aldı. Cengiz İnşaat'ın AKP ile girdiği ilişki son olarak vergi borcuna yapılan muhteşem kıyakla gündeme gelmişti. Maliye Bakanlığı vergi müfettişleri 2005-2009 yılı hesaplarını incelediği 3 şirketle yaptığı uzlaşmada toplam 615 milyon liralık vergi borcunu 7 milyon liraya düşürmüştü. Böylelikle Holding ile AKP arasındaki sıkı bağ ve ilişki bir kez daha gözler önüne serildi. 1990 yılından itibaren 50'nin üzerinde kamu ihalesi alan Cengiz İnşaat'ın milyon dolarlık işleri ise AKP iktidarındaki son 12 yılda başlıyor. AKP döneminde devletten 40 ihale alan şirket, Mersin'e yaptırılacak olan Akkuyu Nükleer Santral ihalesini de kazandı. Türkiye'nin en büyük rant ihaleleri olan 3. Havalimanı ve Ilısu Barajı ihalelerinde de yine Cengiz Holding'in adı var. Etibakır, Eti Alüminyum, Ankara-İstanbul Hızlı Tren İnşaatı, Ilısu Barajı, Ordu Havaalanı, Maltepe Sahil Düzenlemesi, Boğaziçi ve Akdeniz Elektrik Dağıtım ve Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi, Holding'e verilen bol rantlı ihalelerden bazıları. İşçi cinayetlerinde de sicili bir hayli kabarık olan Holding, 2012'de 5 işçinin hayatını kaybettiği Samsun Eti Bakır işletmesinin de sahibi. Ayrıca Adana Kozan'da yaşanan baraj kapağının patlaması sonucu 10 işçinin yaşamını yitirmesi olayında da Cengiz İnşaat'ın imzası var. Sızan suyu patrona bildiren ve endişelendiklerini söyleyen işçilere patronun yanıtı, o sular balıklar için sözleri olmuştu.